Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile yapılan bir yelek örneğini anlatacağım. Böyle bir parça halinde başladım. Şöyle uçları, böyle örgü, hiç lastik yapmadan böyle uç oluyor kendiliğinden. Çok da şık duruyor, bakın dilim dilim. Şöyle kenar ilmekleri de aroşası. Aynen bu şekilde böyle başlayıp dilediğiniz genişlikte yaparsınız. Orta kalınlıkta bir ip kullandım. Bakın şöyle. 3 numarada şiş. Dilediğiniz renkten yaparsınız. Bir örneği için, yani bir dilimi için buradan buraya kadar 15 ilmek. Yine bu 2 ilmekle beraber buraya kadar 15. Yine buradan 2 ilmekle buraya kadar 15 ilmek. Yani bir dilimi için şu 2 ilmekle beraber buraya kadar 15 ilmek atmanız yeterli izleyicilerim. Bir örnek için daha fazla yaptığınız zaman 15-15 öyle sayacaksınız. Şimdi başlayalım. Bir örneğimizi bugün anlatacağım. Fazla da uzun olduğu için şöyle hemen bakın, yan ilmeği 2 tane düz örüyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. Hemen doluyorum, bakın. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi aroşa örüyorum ön yüzeyde. Doladığımla beraber 6, hemen 3 ilmeği böyle bir alıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek doluyorum. 6. 2 tane de yan ilmeğimizle devam ediyorum. Arka yüzeye geldiğimiz zaman arka yüzeyde tamamını ters örüyorum. Doladığımızla da beraber hepsini ters örgü. Şimdi ön yüzeyine geldik. Yine aynı şekilde bakın. Bu iki tane önce düz örüyorum. Sonra doluyorum. Diğer 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi örüyorum. Doladığımla beraber 6 oluyor. Bakın 3, 6. Yine ortada 3 ilmeği bir alıyorum. Hep aynı şekilde modelimiz 2, 3, 5. Bir de doluyorum. 2 tane de yanlarda düz götürüyoruz. Bu bir örnek. Diğer örneğe geçerken bu iki düzden sonra tekrar doluyorsunuz. Yine 5 tane ters, 3 topluyorsunuz. Yani şimdi bir örnek falan anlattınız diye takılmayın değerli izleyicilerim. Aynı şekilde 2 ilmek, yani düz ilmekten sonra yine aynı. Kolay ve kibar bir yelek örneği, bayan yeleği. Şimdi şu alt sırasını isterseniz, ben şu an 2 sıra böyle aroşa yaptım. İsterseniz 4-5 sırada yapabilirsiniz. Sonra hemen yine bakın 2 tane düz örüyorum. Doluyorum. Bu sefer aroşa değil de düz örüyorum. 3 4 5. Yani doladığımızda hep 6 ilmek oluyor. Arada yine 3 ilmeğimi hep bu ortada bir alıyorum. Çünkü yanlardan arttırdığımız için 1 2 3 4 5 tane bir de doluyoruz. Hep 6 ilmeğimiz var. Yani toplam 13 ilmek. 3'ünü bir alıyoruz ortada. Hiçbir değişiklik yok. Sürekli bu şekilde, sadece arada bir aroşa yapıyoruz. Arada bir düz yapıyoruz ön yüzeyde.
örgümüzü. Biraz daha böyle yakın alalım. Burası arka yüzeyi, ön yüzeyi de. Şimdi bakın, bir sıra böyle düz örüyorum. Sonra tekrar haroşa yapıyoruz. Ben arasını iki sıra iki sıra yaptım. Sizler dilediğiniz şekilde yaparsınız. Şimdi iki düzden sonra yine doluyorum bakın. Yine 5 tane ilmeğimi haroşa örüyorum. 2, 4, 5 doladığımla 6 oluyor. Yine 3'ünü bir alıyorum. Hep sürekli fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi yine aynı bakın. 1, 2, 3, 4, 5 doluyorum tekrar. 2 tane düz örüyorum. Arka yüzeyi de aynı. Zaten modelimi de yakından izleyin. Aynı göreceksiniz. Hep bu şekilde dilediğiniz büyüklükte yaparsınız değerli izleyicilerim. Arada iki düz, hep şuralara ikişer sıra düz yaptık. İkişer sıra haroşa, ikişer sıra düz, ikişer sıra haroşa. Daha kibar olsun istedim. Daha farklı da yapabilirsiniz. Ama ben böyle daha kibar hoşuma gitti. Onun için ikişer sıra daha güzel oldu gibime geldi. Hemen son olarak bakın yine aynı devam ediyorum. Baştan yan ilmeğimiz iki tane düz, sonra doluyoruz. Hemen diğer ilmeklerimin 2, 3, 4, 5 tane haroşa yapıyorum. Hemen ortadan bakın. Şöyle 3 ilmeği alıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar doluyoruz. Yine aynı şekilde. Hep bu şekilde böyle devam edecek. Bakın şimdi bir örneği yaptık sizinle. Böyle şuradan. Böyle kenarları yan gibi duruyor ama örüldüğü zaman bakın parça daha büyük olduğundan sonra düzeliyor değerli izleyicilerim. Buralarda artırma olduğu için yan gibi duruyor. Ama ona hiç takılmayın. Düzelme yapıyor sonra. Bakın modelimiz de zaten belli. Dilim dilim. Dilimli yelek örneği diyorum. Kibar. Şimdi artık sonbahar ayındayız. Havalar serinledi. Herkes üstüne bir yelek örmek ister. Ben de böyle kolay modeller sizlere bulmaya çalışıyorum değerli izleyicilerim. Herkesin yapmasını istiyorum. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın sevgili değerli izleyicilerim diyorum.